Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başlayalım yavaş yavaş. 5 dakika geçti. Bu akşam yanlış söylemeyeyim diye her seferinde sayıyorum Instagram'dan. Makale saatimizin 12.sini gerçekleştiriyoruz. Sayı arttıkça artık aklımızda tutamıyoruz. 12.sini gerçekleştiriyoruz. Bize başından beri Asistan ve Genç Uzman Komisyonu üyelerimiz destek veriyordu. Bu akşam farklı olarak kan kültürü çalışma grubumuz da dahil oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Kan Kültürü Çalışma Grubu Başkanımız Ayşegül Gözalan hocamız ve Kan Kültürü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyemiz Zeynep Ceren Karahan hocamız da akademik danışman olarak bu akşam bizlerle birlikte kendilerine destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bayhan da yine bir önceki AGUK Yürütme Kurulu üyesinde aktif olarak çalışıyordu. Ülker'den de daha yeni asistan, 2-2,5 yıllık. Ondan da AGOK'da çalışması için kendisinden destek bekliyoruz. Bu hafta tabii kan kültürü gidince ne olacak? Sepsis başlık olmazsa olmaz. Covid-19'dan da bir türlü kurtulamıyoruz. Ama herhalde bir 2-3 ay sonra inşallah bu aşılama bu hızla devam ederse bitecek diye ümit ediyoruz. Covid-19'la yine ilişkilendirildi. Covid-19 ve sepsisle ilgili makalelerden bahsedecekler arkadaşlarımız. Sözü ben arkadaşlara tanıtmak üzere Yeşim'e bırakıyorum. Evet. Sorularınızı QA 12. oldu ama hala unutuyoruz. QA kısmından sorabilirsiniz. Chat'te de mesaj yazarken eğer herkesin görmesini okumasını istiyorsanız yani direkt o tool kısmında her seferinde söylüyorum çünkü ben de aynı hataya düşüyorum. Tool'da direkt panelist diye ayarlı. Panelist and attendee kısmına getirirseniz hem panelistler yani bizler görebiliyoruz hem de tüm katılımcılar görebiliyor. Yani chatte yazışmayı herkesin görmesini istiyorsanız ona da dikkat ederseniz seviniriz. Teşekkürler. Verimli bir makale saati olmasını diliyoruz. Soruları bütün sunumlar bittikten sonra her zamanki gibi cevaplandırmaya çalışacağız. Ve ben sözü Yeşim'e bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Osman. Değerli hocalarım ve sevgili meslektaşlarım. Tekrar Klimut makale saatinde hep bir arada olduğumuz için mutluyum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün kan kültürü ve COVID ile ilgili makaleler sunulacak. Önce Doktor Ülker Karabulut Karakurt sunumunu yapacak. Ülker Hanım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda 2,5 yıl asistanı şu anda. Güzel bir sunum yapacağına eminim. Bayağı güzel derlemiş, toparlamış kan kültürleri ne durumda, COVID'den sonra değişiklikler var mı diye. Daha sonra Doktor Bayhan Bektör'e sunumunu yapacak. O da biraz yoğun bakımla ilişkilendirecek bu durumu. Bayhan Bektör'e kendisi GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden İhtisaslı mikrobiyoloji anabilim dalından. Şimdi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Değerli hocalarım danışmanlığını yapacak kan kültürü çalışma grubunda akademik danışmanlığımızı. Ben onlara da teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Ceren hocama bırakıyorum. Herkese merhaba. Bu akşam bizleri evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de kan kültürü çalışma grubu olarak dahil olalım istedik. Bu makale saatlerini baştan beri zaten hepimiz çok heyecanlı ve büyük bir beğeniyle takip ediyorduk bu saatleri. Sepsis'te ne oldu acaba, daha doğrusu COVID'de ne oldu acaba bizim kan kültürlerimiz diye bizim kan kültür çalışma grubumuzun da bir merakı vardı zaten. Sayılarımız ne oldu, etkenlerimiz ne oldu, COVID öncesi sonrası sepsis hastalarımızın başına neler geliyor, ne oluyor diye. Bu konuyla ilgili literatürü tarayalım dedik hep birlikte. Bunun üzerinden gidelim. Aslında Ayşegül de söyleyecektir. Hani çok da fazla da bir yayın yok açıkçası. Daha çok böyle hani birkaç büyük grup var. Onun haricinde küçük küçük bildiriler şeklinde devam ediyor. Bakalım beğenecek misiniz? Ceren de bahsetti az önce kan kültürü grubu olarak zaten bu anlatacağımız daha doğrusu Bayhan'ın şimdi bahsedeceği konularla ilgili ülke çapında da bir anket çalışması
planladık. Onun da işte önümüzdeki hafta içerisinde katılımcıları ile bir Zoom toplantısı gerçekleştireceğiz. O aşamada kan kültürü grubu olarak da makaleleri inceledik, irdeledik bu anlamda. Yani COVID-19'un pandemisinden önceki dönemden, dönem öncesinde ve sonrasında ne değişti? Hangi etkenler arttı ya da azaldı? Kan kültürü istemleri arttı mı, azaldı mı? Oranları, kontaminasyon oranlarında ne oldu? Fungemi arttı mı? Ayrıca antibiyotik kullanımı. Çünkü bu süreçte gördük ki biz çok değişik rehberler yayınlandı. Çok fazla sayıda rehberler yayınlandı. Bu rehberlerin kimisi antibiyotik kullanımını önerirken kimisi önermiyordu. Peki bu antibiyotik kullanımı kan kültürüne nasıl yansıdı? Biz bunu nasıl gördük? O yüzden biz ülkemizde de böyle bir çalışma yapalım. Hatta kongrede de sunalım istedik. Bunları araştırırken de tabii birçok makale okuduk grup olarak. Biz bunlardan 4 tanesini Bayhan'ın sunumu için seçtik. Niye 4 tane? Bu çalışmalardan ilki çok merkezli, büyük bir çalışma ve hastanenin tümünü kapsıyor ve COVID dönemini sadece içeriyor. COVID döneminde COVID negatif ve COVID pozitif hastalardaki durumu irdeliyor. Daha sonrakiler yine bir tanesi New York, Amerika'dan, bir tanesi İtalya, bir tanesi de İspanya'dan. Buradaki durum ise bizim yapacağımız çalışma gibi COVID öncesi dönem ve COVID sonrası dönemdeki oranları karşılaştırmış ve son yayında da özellikle yoğun bakım dizisinde ne olmuş, ne bitmiş, oranlar nasıl değişmiş, antibiyotik kullanımı rehberlerin önerdiği o hemen hastanın başvurur başvurmaz başlanan antibiyotik bu kan kültürü üremelerine nasıl yansımış? Şimdi Bayhan bunlardan bahsedecek. 4 tane makalenin bir özeti olacak. Evet Bayhan. Teşekkürler hocam. Bu arada Yeşim Bey'e teşekkür ederim. İnşallah o da olur ama ben daha doktor öğretim üyesi değilim Yeşim. Uzman doktorum var. Onu bir hatırlatayım gene. Yani inşallah ileride olur belki de. Evet, görünüyor mu acaba slaytım? Evet, evet Bayhan. Tamam hocam, o zaman müsaadenizle başlıyorum. Şimdi ilk önce ben asistanlığa başlangıcımla başlıyorum kan kültürüyle ilgili. Böyle kısa bir anımı anlatayım. 2007 yılında ben asistanlığa başladım. 2011 yılında uzmanlığımı aldım. 10 senedir de uzmanım yaklaşık. Şimdi Ser'de benim askerlik olduğu için ilk başladığım zaman bir 4 senelik pratisyenlik hayatım vardı benim. 4 senelik pratisyenlik sonrasında başladım uzmanlığa. Bu 4 sene içinde de hani aktif pratisyenliği gene askeri birliklerde yaptım. Bunun için sürekli işte atış alanlarında vesaire falan geçti mesailerimiz. Şimdi ilk kan kültürünü gördüğüm zaman benim aklıma şu görüntüden gelen, şu görüntü bana direkt güdümsüz roket podunu çağrıştırmıştı ya da çok damlı roket atarı çağrıştırmıştı. Şimdi de artık gene aslında çok da yanlış olmadığını düşünüyorum onun. Pardon, oğlum geldi de. Oğlum gider misin annenin yanına? Ama baba sana bir şey soracağım. Sen bugün bana santral takacaktın. Tamam oğlum, alacağım. Hadi git annenin yanına. Çok alacağım. Kusura bakmayın. Araya girmek zorunda kaldım. Şimdi bunların da bu kan kültür şişelerinin de sepsise karşı atılan roketler olduğunu düşünüyorum artık. Gene aslında çok da yanlış olmadığını düşünüyorum bu benzetmemin. Evet, şimdi 4 tane makalemize başlayalım sırayla. İlk makalemiz Aşkın Hoca'nın söylediği gibi de New York City merkezli bir makale. 5 tane merkezden yapılmış. 5 merkezin verileri toplanarak yapılmış. Ve koronavirüs pandemisi başlangıcında bakteri yemi oranlarına ve kan kültürü uygulamasına bakmışlar. Bu 5 merkezin fotoğrafı bu şekilde. Bu 5 hastane New York'un çeşitli yerlerine dağılmış durumda ve New York Presbyterian hastane ağının hastaneleri. Şimdi COVID-19 ile neler oldu? İlk başta ondan bahsedeceğim. Yatak sayıları, ventilatör sayıları, kişisel koruyucu
ekipmanlar, laboratuvar reaktanları testleri, nazofaringeal swaplarda yetersizlik, bütün bu malzemelerde yetersizlikler görüldü. Atışlı hasta sayısında çok hızlı artış oldu. Alınan kan kültürü sayısında cihaz kapasitelerini zorlayan çok hızlı artış gerçekleşti. Ve bu da ampirik antibiyotik kullanımında artışa ulaştı. Bu çalışmada COVID-19'un hastaların arttığı bu dönemde kan kültürlerinin tanısal değerini ortaya koymak için COVID-19 olan ve olmayan hastalarda kan kültürleri pozitif oranlarını karşılaştırmayı ve COVID-19'lu hastalarda da gene bakterime etkenlerini incelemeyi amaçladı. Bu New York'taki 5 hastaneden 1 Ocak ve 31 Mart arasında 2001 retrospektif kohort grubu oluşturuldu. 1 Ocak ve 31 Mart 2020 arasında kan kültürü istenen hastaların dahil edildiği bir grup oluşturuldu. Kontrol grubu ise 2019 yılının, yani pandeminin olmadığı bir önceki senenin gene 1 Ocak aynı tarih aralığına gelen grup alarak seçildi. Ve bu hastalara ait PCR sonucu, kan kültürü pozitiflik süresi, ki bu da kan kültürü örnek alım zamanıyla gram boyama zamanı arasındaki fark olarak tanımlandı ve üreme sonucu verileri alınarak karşılaştırıldı. Çalışmada 28.011 hastaya ait 88.201 kan kültürü değerlendirildi. PCR sonucuna göre hastalar pozitif, negatif ve test edilmediği olarak 3'e ayrılmıştı. SARS-CoV-2 pozitifliği ise kültürü pozitifliği ile birlikte 48 saat içinde PCR testi pozitifliği olarak kabul edildi. Negatiflik ise gene kültür pozitifliği ile birlikte 48 saat içinde gelen PCR negatifliği olarak alındı. PCR negatifli gruptaki hastalar yeni bir test sonucu pozitif gelmedikçe bu grupta tutuldu, yoksa diğer gruba alındı. Bu grafikte ise yıllara göre kan kültürü sayılarının değişimini görüyoruz. Özellikle işte ilk başta 2019 yılına baktığımız zaman bu yeşil çizgi yaklaşık 500 civarında 1 Haziran'dan Nisan'a kadar olan süreçte yaklaşık 500 civarında olan kan kültürü sayısını göstermekte. Alttaki ise 2020 yılında gene Mart başına kadar 500 civarındayken örnek sayıları, daha sonra özellikle COVID hastalarının yoğun olarak yatırılmasıyla birlikte ve bunlardan yoğun sayıda örnek alınmasıyla birlikte şu açık mavi turkuaz renk COVID pozitif hastalardan alınan örnekleri gösteriyor. Eflatun ise total hastaları. Şurada çok hızlı bir artış gerçekleşti. Ve özellikle Mart ayı kendi içinde kıyaslandığında ilk iki haftasıyla son iki haftası, bu son iki haftasında ilk iki haftasına göre %34.8'lik bir örnek alımında artış bulundu. Kan kültürünün tanısal değeri sorgulandığı zaman ise şuna bakıldı. COVID-19 pozitif hastalarda pozitif kan kültürü pozitiflik oranı %3.8, COVID-19 negatifler %8 ve test edilmeyen grupta ise 7.1 olarak bulundu. Bu veriler istatistik olarak anlamlıydı. Bu da kan kültürünün tanısal değerini açıkçası sorgulattı. Organizma dağılımları yer alıyor bu tabloda. A tablosunda kontaminasyon değerlendirilmeden tüm organizmaların dağılımı verilmiş durumda. B tablosunda ise kontaminasyon düşünülen etkenler çıkarıldıktan sonraki dağılımı görüyoruz. Bu dağılıma da baktığımız zaman özellikle pozitif grupta ilk başta yoğun koagülaz negatif stafilokoklar varken kontaminasyon düşünüldüğü etkenler çıkarıldıktan sonra bu miktar nispeten azaldı. Azaldığını görüyoruz. Bunun dışında gene gram negatif etkenlerin ve diğer gram pozitif kokların da sık olarak görüldüğünü görebiliyoruz grafikte. Bu iki grubun da istatistiksel olarak farkları araştırıldığı zaman bu pozitif grupta ve negatif grupta grup içindeki farklar bakıldığı zaman ise bu dağılımlarda çok anlamlı bir fark bulunmadı. Bunun dışında kontrol eden mikroorganizma sayısının yüksek olduğu bulundu. Bu da gerçek bakterinin düşük olduğu bir popülasyonda çok fazla test istenmesine bağlı olabilir mi sorusunu akla getirdi. Kontaminasyon olduğu düşünen etkenler çıkarınca da COVID-19 hastalarındaki bakterime oranı geçen seneyle karşılaştırıldığında bu oranın 3'te 1 oranında azalmış olduğu görüldü. Gerçek bakterime oranlarına bakıldığı zaman ise gene COVID-19 hastalarında %1.6 ile çok daha düşük olduğu bulundu. Günlere ait etken dağılımlarına baktığımız zaman, ki bu özellikle şunun için sorgulandı. Çünkü bu çalışma bittikten sonra kapasiteyi aşan kültür sayısı yüzünden 4 güne düşürülmek zorunda kaldık kan kültür süreci.
Bunun etkisini değerlendirmek için özellikle 5. gün üremeleri önemli. Total 1859 üremenin içinde 5. günde sadece %34'lük bir üreme, yani bu da %1.8'e tekabül ediyor, olduğu görüldü. Sonuçlara baktığımız zaman COVID-19 pandemisinin başında sepsis için kullanılan rehberler ve hastane prosedürlerinin çok kesin olarak uygulanmasıyla hastaneye kabul edilen COVID-19 hastalarından sistematik olarak yoğun şekilde kan kültürü istemi yapıldığı görüldü. Bu bir refleks olarak yapılmıştı bu dönemde. Düşünülmeden ve Amerikanlar da bu kendi rehberlerine falan çok sıkı bağlı oldukları için açıkçası bu diğer çalışmalardan istisnai bir çalışma. Hiç sorgulamadan yoğun bir şekilde her yatırılan ateş çıkan hastadan kültür alıp göndermişler bu dönemde. Bu da tabii otomatik cihaz kapasitesini aştı. Ama bu hastalar da tabii beklendiği gibi kan dolaşımı enfeksiyonu nadir olarak bulundu. Bu da klinik ya da laboratuvar kanıtı olmadan hastalara ampirik antibiyotik tedavisi verilmemesi gerektiğini düşündürdü, bunu sorgulattı. Ve bunun dışında bir başka sonuç olarak da zorunlu hallerde inkübasyon süresi 5. günden 4. güne düşürülebilir olduğu sonucu çıkartıldı. Çünkü şurada tekrar gördüğümüz gibi sadece 5. günde olan üremeler TOTA'nın %1.8'iydi. Hatta pozitif grupta sadece bir örnek, %1.3'e tekabül eden bir örnek 5. günü üremişti. Aynı zamanda New York City civarında çok merkezli yapılan çalışma, 88.201 hastanın dahil edilmesi çalışmanın güçlü yönleriydi. Ama diğer sistemlere ait bakteriler, koenfeksiyon bilgilerinin alınmaması, kan kültürü sonuçlarının antibiyotik kullanımı üzerindeki etkilerini araştırmamış olması da çalışmanın kısıtlayıcı yönleri olarak düşünüldü. Hemen ikinci çalışmaya geçiyorum. İkinci çalışma da New York City'de, New York şehrinde yapılmış. Bu fakat tek merkezli bir çalışma. Montefiore Tıp Merkezi'nde yapılmış. Burada da yatan hastalar, yatan COVID-19 hastalarında bakteriyel ve fungal koenfeksiyonları araştırmışlar. Yani işte Montefiore Tıp Merkezi fotoğrafı. COVID-19 pandemisi döneminde ampirik antibiyotik kullanımı ve konfeksiyon oranları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü rehberleri sadece ağır COVID-19 hastaları için, o da konak faktörleri ve bölgesel epidemiolojik veriler göz önünde bulundurularak ampirik antibiyotik tedavisi önermekte. Bu çalışmada özellikle pandemi hatırası sırasında klinik sonuçlar, antimikrobiyal kullanım ve antimikrobiyal direnç oranları odaklanılarak, bunlar baz alınarak bakteriyel ve fungal konfeksiyonların sıklığı araştırıldı. Retrospektif gözlemsel bir çalışma, tek merkezli demiştik zaten. Bu çalışmada da 1 Mart ve 18 Nisan 2020 tarihleri arasında hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının verileri değerlendirildi. Antibiyogram verileri değerlendirirken ise 1 Mart 23 Nisan tarihleri arası alındı ve burada da gene 2019 bir önceki senenin aynı dönemine denk gelen 2019 verileriyle karşılaştırıldı. Bir de istisnai olarak yoğun bakım ünitesine spesifik antibiyogram verileri 2018 ve 2019'u kapsayacak şekilde alınarak gene 2020'nin bu tarih aralığına tekabül eden COVID hastalarında olan verilerle karşılaştırıldı. Bu çalışmaya dahil edilen bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olguların gerçek klinik enfeksiyon olup olmadığını değerlendirdi. Var ise de enfeksiyon kaynağı yönünden neresi olduğunu değerlendirdi. Bunun dışında santral kateter ilişkili kan bulaşma enfeksiyonları kitle diye kısaltabiliriz için ulusal güvenlik ağı, yani National Healthcare Safety Network kriterleri kullanıldı onları değerlendirirken de. SARS-CoV-2 PCR sonucu pozitif kan ve solunum yolu kültürlüğünün üremesi olan yetişkin ve pediatrik hastalar çalışmaya dahil edilmişti. Kan kültürlerinde çoklu üreme ya da farklı gün üremesi olmayan cilt fırları üyeleri ise çalışma dışı bırakıldı kontaminasyon kontrol edilerek. Demografik verilere baktığımız zaman özellikle 152 hastanın, çalışmaya dahil edilen 152 hastanın %40 ve %14, yani toplam yaklaşık %54 bir çalışmadaki %54 üremenin kan kültürü kaynaklı olduğu görüldü. Ve 4267 COVID-19 hastasının da 152'sinde, yani %3.6'sında toplam üreme meydana gelmişti. Ama bu tabloda tabii respiratör etkenler de yer almakta. Gene COVID-19 hastalarının izole edilen 82 kan kültürü etkenine ait demografik özelliklere bakarsak, pardon 82 hastaya ait, 82 hastaya ait kan kültürü özelliklerine, demografik özelliklerine bakarsak, bu 82 hastanın 154'ünde kateteri bulunduğu, işte bunlarda da ağırlıklı olarak santral venöz kateteri bulunduğu gözlendi. Fakat bunların da enfeksiyon hastalığı uzmanı tarafından sadece %23'ü katetere, santral venöz katetere bağlı enfeksiyon olarak kabul edildi. Yine demografik verilere bakarsak bu 82 hastanın bulunduğu yerler %40'ı bu hastanın yoğun bakımdan
yatmaktaydı. %48'i serviste yatmaktaydı. %12'si de acil servisten başvurmuştu. Tüm kan kültürü pozitif olan hastaların %56'sı entübeydi. Tabloda da gösterdiğim gibi 82 hastadan kan kültürü çalışan 82 hasta, pozitif gelen 82 hastadan 155 ayrı izolat tanımlandı. 19 tanesi de gene santral venöz katetere aitti. Bu mikroorganizmaların dağılımına bakarsak özellikle şu açık yeşil sütun kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaları göstermekte. En sık izole edilen mikroorganizma Staphylococcus olarak görüldü. Şurada MNS ve MSS adı görüyoruz. Bunun dışında yine Staph epidermidis, oldukça katene kateter enfeksiyonlarının dışından Staph epidermidis çok yaygındı. Streptokok, enterokok türleri de gene yaygındı. Fakat burada gene bir şeye dikkat çekmek istiyorum. 8 tane örnekte, bu da %5'e tekabül ediyor, kandida türü üredi. Bu 8 örneğinde 7'sinde gene santral kateter bulunmaktaydı bu hastalara. Gene bu çalışmada coagulase negatif stafilokok sayıları kontaminasyon olarak değerlendiren coagulase negatif stafilokok sayıları da karşılaştırıldı. 2019 yılında 110 taneken kontaminasyon olarak değerlendiren coagulase negatif stafilokok sayısı 2020 yılında 269 olarak görüldü. Bunun bir kısmının gönderilen örnek sayısında artmış olabileceğine düşünülürken asıl aslında artışın dikkatsiz kan kültürü alımına bağlı olduğu düşünüldü. Bu sonucu olarak işte kan kültürü alırken gözlemin düzgün yapılması, kateter yerleştirme ve bakım prosedürlerinin tam uygulanması, pandemi öncesi uygulanan enfeksiyon kontrol prosedürlerine ise tam uyuma geri dönülmesi gerektiği sonucu çıkarıldı çalışmadan. Gene 2018 ve 2019 yıllarına ait yoğun bakım izolatları incelendiğinde bunların içinde 279 tane Staphylococcus izolatı görülmüştü. Fakat 8 haftadan daha az bir zaman olan çalışma periyodunda 151 Staphylococcus izolatı bulunmuştu. Bu da pandemi sırasında arttığının kanıtı olarak düşünüldü. Bu bulgu da daha önceki influenza pandemileriyle uyumlu olarak bulundu ki ülkelerde anlatmaya başlamıştı aslında. Özellikle influenzalarda sık görülen üç etkenden biri de Staphylococcus'tu. Hastaların tamamı değerlendiğinde %98'inde en az bir antibiyotik kullanmış olduğu tespit edilmişti. Ve antibiyotik tedavisi günü antibiyotik days of therapy'nin ortancalarına bakıldığı zaman da tüm hastalar için %8,5'ken çoklu ilaç direnci olan hastalarda 12 gün, olmayan hastalarda 8 gün bulundu ki bu da zaten beklenen bir bulguydu. 1 Mart 23 Nisan 2020 ile gene yoğun bakım ünitelerindeki 2018-2019 verileri antibiyotik dirençleri karşılaştırıldığında çoğu antibiyotikte %10'luk bir azalma olduğu ortaya çıktı. Çoğu da enterobakteriyel türlerinde kullanılan antibiyotiklere karşıydı. Fakat istisnai olarak iki etkende Pseudomonas meropenem ve enterobakter kuryasada ise gentamisinde duyarlılıkta bir artma olduğu bulundu. İstisna olarak kabul edildi bunlar da zaten. Bir diğer önemli bulgu ve sonucumuz ise daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da gereksiz antibiyotin kullanımı olduğu düşünüldü. O da şu şekilde. Tespit edilen konfeksiyon oranı tüm olarak tespit %71 olarak bulundu. Bu tespit edilen enfeksiyonun %3.6 olması, antibiyotik kullanımı %71 olması aslında gereksiz antibiyotik kullanımına bir işaretti açıkçası. Ayrıca şu bulgu da önemliydi. Koenfeksiyon tespit edilen hastaların %79'unda bu daha herhangi başka bir enfeksiyon tespiti yapılmadan son 30 gün içerisinde ampirik olarak antibiyotik tedavisi almış olduğu da gözlendi bu hastalarda. Yani tek merkezi gözlemsel bir çalışma olması, sekonder enfeksiyonu olmayan eşleştirilmiş kontrol grubu olmaması açıkçası bu çalışmanın kısıtlılığı olarak değerlendirildi. Aynı zamanda steroid kullanan ve biyolojik ajan kullanan hastalar da belirlenmişti bu çalışmada. Biyolojik ajanlar interleukin 1 ve 6 antagonistleri. Bunlar da aslında enfeksiyona bir yatkınlık yaratabilecekti. Fakat bunların enfeksiyon oranına ve patojen tipine etkisi araştırılmamıştı. Bunu da kısıtlılık olarak bildirdi çalışmacılar. Üçüncü makalemize geçtiğimizde ise üçüncü makalemiz İspanya'dan, Zaragoza'dan Miguel Servet Üniversite Hastanesi'nden yapılmış bir çalışma. Burada da bu üçüncü basamak hastane, üniversite hastanesinde COVID-19 pandemi sırasında bakteriyemi araştırıldı. Hastanenin fotoğrafı.
COVID-19 ve COVID-19 olmayan hastalarda bakterimi ve kontaminasyon oranlarını etiyolojilerini araştırmak amaçlanmıştı çalışmada. Genel retrospektif bir cohort çalışmasıydı çalışma. 4 Mart ve 21 Haziran 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ve bu grup, 4 Mart-21 Haziran 2020 grubu, 2018 ve 2019 yıllarının aynı döneme ait verileriyle gene karşılaştırıldı ve karşılaşma grupları bu şekilde oluşturuldu. Burada yıllara ait kan kültürü, gönderilen kan kültürü oranlarını görüyoruz. Bu çalışmada ilk çalışmamızın da aksine olarak kan kültürlerinde düşme görüyoruz. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında. Haziran ayında biraz daha aslında bu düşüş azalmış gibi görünüyor. Bu devam etse belki bu kalkacaktı ama en azından pandeminin ilk aylarında gördüğümüz gibi gönderilen kan kültür sayıları bariz şekilde azalmış. 258 hastaya ait 282 bakteri miyemi epizodu değerlendirildi. Bu da toplam %10 COVID pozitif gruplu toplamın %10.7'sine karşılık gelmekte toplam hastalarda. SARS-CoV-2 pozitif hasta grubunda bu pozitiflik oranı %12.5, negatif hasta grubunda ise %10.2 idi. Test edilmeyen grupta ise bu pozitiflik oranı %13.3 olarak bulundu. Demografik verilere bakınca özellikle SARS-CoV-2 pozitif grupta etiyolojik etken olarak ilk önümüze çıkan staf epidermidis ve tahmin edildiği gibi bir kateter enfeksiyonu olduysa staf epidermidis. Gene mikrobiyolojik kaynak olarak da en yüksek 45.5'te kateterler gösterilmiş. Ve bunların da pozitif grupta oluşan enfeksiyonlarının %95.5'i hastane kaynaklı olduğu tespit edilmiş. Gene tahmin edilebileceği gibi büyük bir oranında %70.5'inin yoğun bakımlardan gönderildiği bulunmuş örnekleri. Negatif grupta ise baktığımızda gene en sık etken burada E. coli olarak görünüyor. Ve pozitif etkenlerin %62.3'ü toplumsal kökenli olarak tespit edilmiş ve %45.3'ü de yoğun bakımlardan gönderilmiş. Bu çalışmada da gene kontaminasyon oranları hesaplandı. Covid pozitif hastalarda %12.3, Covid negatif hastalarda %5.7 ve test edilmiş hastalarda %4.5 olarak bulundu kontaminasyon oranları ve Covid pozitif hastalarda kontaminasyon oranının daha fazla olduğu gösterildi. En yaygın kontaminant bakteri de Colgas negatif stafilokok türleri olarak bulundu. Covid-19 pozitif grupta kontaminant kabul edilenlerin içinde oranı %86.7 iken Covid-19 negatif grupta %65.7 olarak bulundu KNS'nin oranlarına. Kan kültürü sayılarında önemli bir azalma tespit edildi çalışmada. Bu azalmanın pandeminin neden olduğu elektif ameliyatların ve acil servise başvuran hasta sayısının azalmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Çünkü hastalar bulaş kaygısıyla hastaneden mümkün olduğu kadar uzak duruyorlardı pandeminin başında. Covid pozitif hastalarda ise gene yüksek oranda kan kültürü kontaminasyonu tespit edildi. Buna çok çeşitli sebepleri olabileceği düşünülüyordu. Mesela en masumu sağlık çalışanlarının giydiği ek kişisel koruyucu ekipmanlara alışamaması olduğu düşünüldü. Ama bunun dışında işte gene sağlık çalışanlarında korkuyla hızlı işlem yapmaları, bu tedirginlikle sepsis antisepsiye yeteri kadar dikkat etmemeleri de diğer etkenler arasında olabileceği düşünüldü aslında. Evet, bu çalışmanın sonuçları da bu şekildeydi. Şimdi son çalışmamıza geçiyoruz. Bu da İspanya'dan yapılmış bir çalışma. Bu da tek merkezli bir çalışma gene. Ferrara Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmış bir çalışma. Kultura ve arkadaşlarının. Burada da kritik COVID-19'lu ya da COVID-19 olmayan hastalarda klinik mikrobiyal kültür bulguları karşılaştırıldı. Üniversite Hastanesi'nin bir görüntüsü çalışmanın yapıldığı. Bu çalışmada da 22 Şubat ve 30 Nisan 2020 tarihleri seçildi. Bu tarihler arasında yoğun bakım ünitesine kabul edilen COVID-19 pozitif hastalar bir grup oluşturdu. Bunun dışında da iki ayrı daha kontrol grubu oluşturuldu. Aynı hastanenin başka bir yoğun bakımından aynı seneye ait gene Şubat ve Nisan arasındaki COVID olmayan hastaların yatırıldığı yoğun bakımdan bir grup oluşturuldu. Ve 2019'da pandemi öncesi döneme ait 2019 yılında da gene COVID-19 olmayan bir grup oluşturuldu. 3 tane grup tanımlandı burada. Ve bunların aynı dönemlerde yoğun bakım ünitesindeki antibiyotik tüketimleri de incelendi. Yatan hastalara ait antibiyotik tüketim verileri tanımlanmış günlük doz bölü 100 yatak üzerinden normalize edildi. Çalışma planlanırken primer hedefler
Kan, idrar, bronkoaspirat ve bronkiyal levaj numunelerinde mikrobiyal kültürlerin sayısını tespit etmek, izole edilen bakteri ve mantar türlerinin sıklığını tespit etmek ve yoğun bakım ünitelerinde antimikrobiyal tüketimi tespit etmek olarak belirlenmişti. Bu çalışmanın farkı yoğun bakımlarda yapılmış olmasına rağmen kan, idrar ve bronko yani solunum yolları örneklerinde üzerinde değerlendirilmiş olması. Kan dolaşımı enfeksiyonu yoğun bakım ünitesine kabul edildikten 48 saat sonraki pozitif kan kültürü olarak tanımlandı. İlk pozitif kan kültüründen sonraki 7 gün içinde ki diğer pozitiflikler çok hızlı tek kan dolaşımı enfeksiyonu epizodu olarak kabul edildi. Farklı bir üreme varsa ya da polimikrobiyal üreme varsa bunlar da kan kültüründen izole edilen her organizma için ayrı birer epizod olarak kabul edildi. Hasta başına yapılan kültür sayılarına baktığımız zaman COVID grubunda bu çok fazlaydı. Hasta başına 20.5 kültür istenmişti. COVID olmayan grupta aynı dönemde 7 kültür istenmişti. Bir önceki sene ise tüm yoğun bakımlarda hasta başına 8.3 kültür istenmişti. Gene bunların dağılımlarına bu tabloda baktığımız zaman şeyleri görebiliyoruz. Santral venöz kan kültürü ve periferal venöz kan kültürlerine baktığımızda COVID pozitif grupta 206-198'e diğerlerinden çok çok daha fazla oranda kültür istendiğini görebiliyoruz. Etkenlerin dağılımına baktığımız zaman 3 grupta gene COVID grubunda Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Pestium, Staph epidermidis ve Streptomonas artmış olarak görüldü. Evet, burada özellikle gene dikkati çekmek istediğimiz Candida parapsilosis ve Candida albicans'ta hatta parapsilosis diğer gruplarda hiç görülmeden sadece COVID grubunda görülmüş. Gene albicans'ta da COVID grubunda bari bir artış olduğu görüldü etken dağılımlarında da. Antimikrobiyal kullanımına baktığımız zaman da özellikle yatan hastalarda parenteral olarak kullanılan kolistin, meropenem, piptaz ve vancomisin gibi antibiyotiklerin gene COVID grubunda yoğun olarak kullanıldığı görüldü bir önceki seneye ve COVID olmayan gruba göre. Kan dolaşımı enfeksiyonlarının insidansı COVID-19 grubunda diğer iki kohorta göre önemli ölçüde yüksek bulundu. Bunu da şu tabloda şuradan gene görebiliyoruz. Central venöz kan kültürü ve periferal venöz kan kültürü oranları pozitifliği %34.5 ve %24.3 ile diğer gruplardan anlamlı derecede daha fazla. Ayrıca Staph epidermidis izolatlarının yüksek olması da yani gram pozitif izolatlarında yüksek bulunması kateterle ilişkili kan enfeksiyonlarını COVID pozitif yoğun bakım enfeksiyonu grubunda yüksek olabileceğini ve bunların mutlaka iyi irdelenmesi gerektiğini düşündürdü. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da benim çalıştığım hastane, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi. Teşekkür ederiz Bayhan. Şimdi sıra bize geldi herhalde. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ağzına sağlık. Aslında kurgumuz toplumdan yoğun bakıma geçmekti. Şimdi tersine çevirmiş olduk. Aslında çok da fazla bir şey değişmedi. Yoğun bakımla başladık. Hastanede yatan hastalardaki etkenlerle. Şimdi de toplum kaynaklı sepsiste acaba bir değişiklik var mı diye bu sefer toplum kökenli enfeksiyonlara bir bakalım. İnşallah aksilik olmadan bu sefer de Ülker'in sunumunu dinleyelim hep birlikte. Ülker Hocam hem sesiniz hem kameranız kapalı. Bu arada ben sizin sunumunuzu açıyorum. Tekrar merhaba. Merhaba. Talihsiz teknik sıkıntı yaşadık. Oysa ki biz daha öncesinde de bir prova yapmıştık. Bir sıkıntı var mı yok mu diye hiç yaşamadığımız bir sıkıntıyı bugün çok ağır bir şekilde yaşadık. O yüzden herkesten özür diliyorum elimde olmayan bu aksilikten dolayı. Ve vaktinizi almadan hemen başlamak istiyorum. Çalışmamız 2020 yılında Hollanda'da yapıldı. Bu çalışmada COVID-19'da toplum kökenli bakteri yeminin influenza A ve influenza B ile karşılaştırıldığı retrospektif bir kohort çalışması. Aralık 2019'da Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu etkisi bilinmeyen birkaç pnömoni vakası bildirdi. Bu vakalarda etken olarak yeni bir koronavirüs keşfedildi. Hollanda'da ilk COVID-19 vakası 27 Şubat 2027'de bildirildi. Ve bu ilk vakadan sonra da SARS-CoV-2 virüsü Hollanda'nın güneyine hızla yayıldı. Devam edelim. Güney bölgesi ilk COVID-19 dalgasının Hollanda merkez üssü oldu ve bu bölgedeki mikrobiyoloji laboratuvarlarına büyük bir baskı uyguladı.
sayısız SARS-CoV-2 testi, kan kültürleri ve solunum örneklerinin analizi gerçekleştirildi. Bu dönemde özellikle influenza mevsimlerinde alınan kan kültürlerine kıyasla kan kültürlerinin çok az pozitif bulundu. Bu durumda COVID-19 hastalarında gelişen bakteriyemi ve bakteriyel koenfeksiyonlar hakkında merak oluşturdu. Devam edelim. İnfluenza enfeksiyonlarında bakteriyel koenfeksiyonlar sık olup önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. İnfluenza enfeksiyonu olan hastaların yaklaşık %11 ila 35'inde bakteriyel koenfeksiyon geliştiği tahmin edilmektedir. En sık izole edilen patojenler de Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus ve Haemophilus influenza'dır. Ampirik antibiyotik kullanımı sadece bakteriyel koenfeksiyondan şüphelenildiğinde önerilir. Kimin viral bir enfeksiyon ile bakteriyel koenfeksiyonu ayırt etmesi zor olabilir. Bu durum viral enfeksiyon olan hastalarda aşırı antibiyotik kullanımına katkıda bulunur. Devam edelim. COVID-19 için bakteriyel koenfeksiyonlar ve etkenler hakkında çok az şey bilinmekte. Hollanda'da yapılan küçük bir gözlemsel çalışmada COVID-19 hastalarında enfeksiyon oranının %16 olduğu gözlenmiş. Ve özellikle uygun antibiyotik rejimine karar vermek açısından bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu ortaya konmuş. COVID-19 pandemisinin ilk dalgası sırasında birçok hastaya hastaneye yatışları sırasında veya öncesinde ampirik antibiyotik verildi. Hollanda'da bu oran %31'ler civarında seyrederken Asya ülkelerinde bu oran %95'lere kadar yükselmiş ve özellikle sefalosporinlerle geniş spektrumlu penisilinler kullanılmış. Özellikle antibiyotik genç hızındaki artış göz önüne alındığında gereksiz antibiyotik kullanımının birçok dezavantajı olduğu aşikardır. İnfluenza A ve B hastalarıyla karşılaştırmalı olarak COVID-19 hastalarındaki bakteriyemi gelişimi, etken mikroorganizmalar ve sonuçlarının incelenmesi COVID-19'da gelişen bakteriyel koenfeksiyonlar hakkındaki bilgileri artıracak ve muhtemelen antibiyotik yönetimi ile ilgili mevcut kılavuzların güncellenmesini sağlayacaktır. Yöntemlere bakarsak, çalışmaya influenza A, influenza B veya COVID-19 tanısı olan hastalarda kan kültürü sonuçlarının analiz edildiği retrospektif bir kohort çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaya Hollanda'daki iki farklı hastaneden hastalar dahil edildi. Hastalar enfeksiyon durumlarına göre 3 kohorta ayrıldı. Birinci kohortta 2015 ve 2015-16 veya 2016-17 influenza sezonunda influenza A tanısı alan hastalar. İkinci kohortta 2017-18 influenza sezonunda influenza B tanısı alan hastalar ve üçüncü kohortta da 28 Şubat 2020 ile 2 Haziran 2020 arasında COVID-19 tanısı alan hastalar yer almaktaydı. İnfluenza A, B veya COVID-19 enfeksiyonu real-time polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. İnfluenza için orofaringeal sürüntü örneği kullanıldı. COVID-19 için de oronazofaringeal sürüntü örneği kullanıldı. Kan kültürleri PCR testinden önceki 48 saat ile sonrasındaki 48 saat arasındaki zaman aralığında alındı. Acil servise başvuran, poliklinik başvuruları sırasında influenza veya COVID-19 tanısı alarak yatırılan veya başka nedenlerle yatırılmışken erken dönemde ateş veya grip benzeri semptomlar gelişen hastalar analize dahil edildi. Ayrıca acil servisten taburcu edilen hastalar da incelendi. Aşağıdaki veriler toplanarak ananın bir veri tabanına kaydedildi. Devam edelim. Demografik veriler, viral tanı, kan kültürü sonuçları, izole edilen bakteriler, kontaminasyon olasılığı, kan kültürünün alındığı hastane servisi ve kan kültürü alınma tarihi ve saati laboratuvar bilgi sisteminden alındı. Ayrıca hastaneye yatış sonucu ve 30 günde görüşen tüm nedenlere bağlı ölümlerde hastanın tıbbi kayıtlarından manuel olarak alındı. Kontaminasyon ise konvensel cilt mikrobiyotasını temsil eden gruplardan olması ve hastanın tıbbi kaydında tıbbi mikrobiyoloji bölümü tarafından kontaminant olarak tanımlanmış olması durumunda kontaminasyonu bu şekilde tanımlamışlar. Devam edelim. Çalışmanın sonuçlarında pozitif kan kültürlerinin yüzdesi birinci sonuç, anlamlı üreme olan kan kültürlerinin yüzdesi, etken mikroorganizmalar ve 30 günlük nedenlere bağlı ölüm oranında ikinci sonuç olarak değerlendirilmiş.
Çalışma Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yapılmış, Charité Hastanenin yönetim kurulundan onay alınmış ve etik onay alınarak yapılmış. Devam edelim. Veri analizi için çeşitli istatistik yöntemler kullanılmış. Devam edelim. Sonuçlara geldiğimizde çalışmaya influenza A, influenza B veya COVID-19 tanısı alan ve kan kültürü analizi yapılan 1635 hasta dahil edilmiş. Laboratuvar bilgi sisteminde aynı virüs için birden fazla pozitif test olan hastaların yalnızca hastaneye başvurusu esnasında örneği dahil edildi. Birer testten önceki ya da sonraki 48 saat içinde kan kültürü alınamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Burada 7 hasta farklı viral sezonlarda 2 ayrı viral enfeksiyon nedeniyle yatırıldığından çalışmaya 2 kere dahil edildi. Sonuçta 1324 hasta ve 1331 viral epizot incelenmiş. Bunlardan 325'i influenza A, 328'i influenza B ve 678'i COVID-19'du. Acil serviste tüm viral atakların %88.2'sinde kan kültürleri alındı. Ortanca yaş açısından kohortlar incelendiğinde yaş açısından bir fark yoktu. Devam edelim. İnfluenza A ve COVID-19 kohortunda ise erkeklerin daha sık olduğu gözlenmişti. Erkek popülasyonun daha fazla olduğu gözlenmişti. Devam edelim. Kan kültürü pozitifliği açısından influenza A, influenza B ve COVID-19 hastaları arasında istatistiki olarak fark yoktu. Devam edelim. P değeri 0.47. Devam edelim. Olası kontaminantlar için düzenleme yapıldıktan sonra COVID-19 hastalarında anlamlı bakterinin sıklığı influenza A ve B hastalarında daha düşüktü. Devam edelim. Tabloda görüldüğü gibi COVID-19'da bu oran %9'dan %1'e düşmüş. Devam edelim. Anlamlı bakteri yemisi olan COVID-19 hastaları bakteriyemi olmayan hastalara kıyasla daha yaşlıydı. Ve cinsiyet açısından fark yoktu. Anlamlı bakteri yemisi olanlar daha ziyade 80 yaşlarındayken olmayanlar 70 yaşlarındaydı. Devam edelim. 30 günlük tüm nedenlere bağlı mortalite incelendiğinde bu oranın COVID-19 hastalarında daha yüksek olduğu gözlendi. İstatistiki olarak anlamlıydı bu. P değeri 0.01. Pozitif kan kültürü olan COVID-19 hastalarında bu daha yüksekti. Anlamlı bakteri yemisi olan hastalar açısından gruplar arasında fark yoktu. Devam edelim. Devam edebiliriz. Bakteriyemi etkenleri incelendiğinde farklı kohortlarda pozitif kan kültürleri olan 132 hastadan 135 bakteri izole edildi. Tabloda gösterebiliriz. Devam edelim. Koagülaz negatif stafilokoklar ve diğer kontaminant bakteriler COVID-19 hastalarında %89,1 olarak tespit edildi. Bu oran influenza A ve B hastalarında %64,9 ve %70,6 olarak gözlendi. Devam edelim. COVID-19 hastalarında en sık izole edilen patojenler Escherichia coli ve Streptococcus pneumonia'ydı. Devam edelim. Diğer izole edilen patojenler ise Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia ve Pseudomonas aeruginosa'ydı. Devam edelim. COVID-19 hastalarında diğerlerinden daha sık temsil edilen bakteri yoktu. Evet, devam edebiliriz. Tartışma bölümüne geldiğimizde hastaneye başvuran COVID-19 hastalarının %1'inde klinik anlamlı bakteri yemi gelişti. Bu oran influenza A'da %4 iken influenza B'de %3 oranındaydı. COVID-19 hastalarında pozitif kan kültürlerinde en sık izole edilen bakteriler Escherichia coli ve Streptococcus pneumonia'ydı. İnfluenza A ve influenza B hastalarında da aynı patojenler sıktı. COVID-19 hastalarında 30 günlük tüm nedenlere bağlı mortalite oranı %28,3 idi. İnfluenza A'da bu oran
Bu %7,1 influenza B'de ise %6,4'tü. Dolayısıyla COVID-19 hastalarında anlamlı olarak yüksekti. Bu sonuçlar Bayhan'ın da az önce sunumunda bahsettiği Sepulveda ve arkadaşlarının bulgularıyla uyumludur. Sepulveda New York'ta COVID-19 hastalarında çok merkezli geniş bir kohort analizi gerçekleştirmişti ve burada bakteri yayma oranını %1,6 olarak tespit edilmişti. Bu çalışmadaki %1 oranıyla yüzdesiyle uyumludur. En sık bakteri yayma etkeni mikroorganizmalar Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter plaka kompleksidir. Yine bir diğer çalışmada Hughes ve arkadaşlarının da bulguları benzerdir. Onlar da bakteri yayma sıklığını %3,2 olarak tespit ettiler. Yalnız burada hastane ve toplum kökenli hastalar çalışmaya dahil edilmişti. Bu fark bundan kaynaklı olabilir. Bu şekilde açıklanabilir bu. İzole edilen toplum kökenli patojenler Enterobacterialis, Streptococcus türleri, Staphylococcus aureus ve Enterokok türleriydi. Yine diğer bir çalışmada Goyal ve arkadaşları COVID-19 hastalarında bakterinin sıklığını %5,6 olarak bildirdiler. Bu da Hollanda'da bildirilen %1'den anlamlı olarak yüksekti. Yine bu da aynı şekilde hastane ve toplum kökenli enfeksiyonları dahil etmeleri yüksek bakteri yayma oranını açıklayabilir. Bu çalışmada COVID-19 hastaları arasında bildiren kan kültürü kontaminasyon oranı %89,1'de diğer çalışmalarla oldukça tutarlıdır. Sepulveda bunu %58,82, Hughes'de %65 olarak belirtmişlerdi. Bu yüksek oran, Bayhan da yine bahsetmişti aslında makalelerinde, artan iş yükü, pandemi sırasında daha deneyimsiz sağlık çalışanların işe alınmasıyla açıklanabilir. Ya da işte onların korkuları, tedirginlikleriyle açıklanabilir. Devam edelim. Bu çalışmanın COVID-19 kohortunda 30 günlük tüm nedenlere bağlı ölüm oranı %28,3 olarak bulundu. Bu oran Avrupa'dan son gelen raporlardaki %19,7 ile %21,5 arasındaki ölüm oranlarıyla karşılaştırıldığında nispeten yüksektir. Bunun sebebi şu şekilde açıklanıyor. Bu çalışma popülasyonunda ağır hastalık riski daha yüksekti. Çünkü COVID-19'un ilk dalgasında Hollanda'da bölgedeki aile hekimlerinin sadece ağır vakaları aşırı yüklü hastanelere sevk etmeleri istendi. Ve çalışmaya yalnızca kan kültürleri de alınan COVID-19 hastaları dahil edildi ki kan kültürü alınma gereksinmesi zaten bu hastaların daha ağır ateşli hastalık yaşadığını göstermekteydi. İnfluenza hastalarında gelişen bakterimi ile ilgili bulgular önceki çalışmalarla uyumludur. İnfluenza B hastalarında bakterimi oranı İnfluenza A hastalarına kıyasla biraz daha düşük bulunmuştuk. İnfluenza B'nin influenza A'ya kıyasla sıklıkla daha hafif hastalığa ve daha az koenfeksiyona yol açtığı iddiasıyla da uyumludur. İnfluenza hastalarında bulunan 30 günlük tüm nedenlere bağlı ölüm oranları diğer çalışmalarda bildirilen oranlarla uyumludur. Bu çalışmanın bulguları eşlik eden bir bakteriyel enfeksiyon şüphesi olmadığı sürece COVID-19 hastalarında ampirik antibiyotik kullanımını önermeyen mevcut antibiyotik denetimi kılavuzlarını desteklemektedir. Bununla birlikte viral hastalıkla bakteriyel bir koenfeksiyon arasında ayrım yapmak hekimler için zor olabilir. Prokalsitonin düzeyleri bakteriyel koenfeksiyon varlığı ve olumsuz sonuç olasılığının belirlenmesine yardımcı olabilir. Bakteriyel bir enfeksiyondan şüphelenildiği ve ampirik antibiyotik verildiğinde hastalardan düzenli olarak kan kültürü ve solunum örneklerinin alınması önerilmektedir. Mikrobiyolojik sonuçlara dayalı olarak antibiyotik tedavisi azaltılabilir veya kesilebilir. Bu öneriler antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve yan etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Çalışmanın güçlü yönleri Hollanda'daki iki farklı hastaneden 1300'ün üzerinde hasta dahil edildi. Bu örneklem sayısı sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırmaktadır. Bu çalışmada sadece toplum kaynaklı enfeksiyonlar raporlandı. COVID-19'da bakteriyel koenfeksiyonların üzerine yapılan çalışmaların çoğu
çalışma ortamlarını tanımlamada başarısız oldu ve muhtemelen hastanede kazanılmış enfeksiyonları da dahil ettiği için çalışma sonuçlarının yorumlanabilirliğini olumsuz etkiledi. Bu çalışmada yine herhangi bir veri kaybı yaşanmadı, veri yanlılığı riskini en aza indirdi. Sınırlılıklarına bakarsak, önceki antibiyotik kullanımına ilişkin veri toplanamadı. COVID-19 ve influenza hastalarında bakteriyel gelişiminin olduğundan daha az tahmin edilmesine yol açmış olabilir. Çalışmanın örneklem sayısı yüksek olmasına rağmen anlamlı bakteriyel yaşayan hastaların sayısı oldukça düşüktü. 30 günlük tüm nedenlere bağlı mortalite oranlarının alt grup analizleri güvenilir değildir. Çalışmada bakteriyel hastalar rapor edildi. Diğer bakteriyel enfeksiyonlar değerlendirilmedi. İnfluenza ve COVID-19 hastalarında gözlenen tüm bakteriyel koenfeksiyonlar temsil edilmemiştir. Sonuç olarak COVID-19 hastalarında klinik olarak anlamlı toplum kaynaklı bakteriyemi oranı influenza hastalarına kıyasla çok düşüktür. COVID-19 hastalarında bakteriyel bir koenfeksiyona dair yeterli kanıt olmadığında antibiyotiklerin kullanımı konusunda ihtiyatlı davranılması gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ülker çok güzeldi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her iki arkadaşımıza da hem Ülker'e hem Bayhan'a bu güzel sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de bu makale saatini düzenleyen Kan Kültürü Çalışma Grubu'na gelsin. Bu nedenle Kan Kültür Çalışma Grubu Başkanı Ayşegül Hocamıza ve Ceren Hocamıza sonsuz teşekkürler.